amaçlı. Hello, hello. Herkese merhaba. No baby, it's gonna be hard. Okay. Evet. İlk soru cevap videoma hoş geldiniz. Bu ilk kameranın karşısına oturup böyle tek tek soruları cevapladığım şekilde değil de vlog gibi yapmak istedim. O yüzden bugün Soho tarafındayız. Faikos diye bir sandviççi isimli, İtalyan sandviççisinde. Oradan bir şeyler alıp Washington Square Park'a gideceğiz ve köpek. Ve orada olduğumuz süre boyunca da soruları yanıtlayacağım. Ya da işte bugün ne yaparsak, nereye gidersek böyle gün içerisinde dağıtmayı düşünüyorum bütün soruları. Umarım keyifli olur. Bu arada fun fact, şu an bulunduğumuz sandviççi benim ta böyle ilk videolar çekmeye başladığım zaman, yani ta dediğimde geçen sene yani, geldiğimiz böyle bisikletle Upper West Side'dan Soho'ya gitmek diye bir videom vardı. Hiç izlenmedi ve herkes nefret etti videodan. Yani kimse kötü yorum bırakmadı. Sağ olun. Kimse kötü yorum bırakmadı ama gerçekten en böyle düşük izlenme süresi olan ve izlenme sayısı olan videolarımdan biri herhalde. Evet, bunu sorayım dedim. Dört, günü güne New York, jeli çek birini, kesinlikle görmelisin, gitmelisin, dedicin, yerler rest, kafe park, bebe. Okay. Aynen. Soruları bu arada şu şekilde yapmaya karar verdik. Roman soruyu okuyacak. Thank you Roman. Ben de cevaplayacağım. Ve şuraya bir yere de koyarız ekrana. Roman'ın okumasından soruyu anlamayanlar için. Evet ve ilk sorunun cevabı geliyor. Central Park'a gitmelisin kesinlikle. Central Park'ta da nereye gitmelisin? Bizim en sevdiğimiz yerler Sheep Meadow. Çok büyük bir açık alan, çimlik bir alan. Hem işte skyline'ı görüyorsunuz biraz. Hem de çimlerin içindesiniz ağaçların arasında. Bizim en çok gitmeyi sevdiğimiz yerlerden birisi. Ve gerçekten çok büyük bir alan böyle. Herkes piknik yapıyor, işte oyun oynuyor vesaire. Genelde çok kalabalık ve böyle hayat dolu bir alan. Orası var. Onun dışında bir de Bethesda Fountain diye bir yer var. Orada da merdivenin altında genelde müzisyenler oluyor. Sokak müzisyenleri. Ve yankı yaptığı için o bulundukları alan, böyle ark gibi bir yer. Yankı yaptığı için çok güzel bir atmosfer oluyor orada işte. Çok güzel. Ama onun dışında zaten Central Park çok büyük bir yer yani. Her noktası ayrı bir güzel. Zamanınız varsa oraya birkaç saat ayırıp böyle hem yürüyüş yapabilirsiniz, hem içinde bisikletle tur atıp sonrasında bir yerde oturabilirsiniz. İkincisi, kesinlikle Soho, işte Greenwich ve West Village tarafına gelip buralarda böyle yürüyüş yapmanızı öneriyorum sokaklarda. Çok güzel gerçekten. Hem mimarisi çok güzel, hem çok güzel kafeler, barlar var, tatlış yerler. Buralarda böyle yürüyüş yapıp küçük butiklere falan girip sonrasında bir yerde oturup bir şeyler içebilirsiniz. Üçüncü önerim. Manhattan skyline'ı görmenin en güzel yolu Dumbo'ya gitmek. Dumbo'dan gerçekten çok güzel görünüyor. Hem işte Brooklyn Bridge'i görüyorsunuz, hem Manhattan Bridge, hem nehirin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz, hem de çok güzel bir Manhattan manzarası var. Dumbo'da Time Out diye bir market vardı. Yani hala var ama en son gittiğimizde kapalıydı. Eğer geldiğinizde o açık olursa onun roof'unda bir şeyler alıp orada atıştırabilirsiniz. Güzel bir manzarası var dediğim gibi. Eğer ilk kez geliyorsanız New York'a ancak o zaman Times Square'a gidip bir dolanabilirsiniz etrafta. Ya gerçekten görülmesi gereken bir yer, tamam, ona bir şey demiyorum ama benim çok fan olduğum bir yer değil. Her zaman çok kalabalık, böyle Taksim'in en kalabalık hali gibi düşünün. Çok olmuş. Talking about Times Square. What does it mean, çok olmuş? Too much. Çok olmuş. Times Square dedik eğer hiç görmediyseniz daha önce. What else, Roman? I said Central Park, like Soho area and Dumbo. They have 4 days. Müze
eğer müzelere meraklıysanız ya bence meraklı değilseniz bile, müze gezmekten çok hoşlanmıyorsanız bile kesinlikle yine de The Met'e gitmenizi öneriyorum. Yes, MoMA sonrasında da. Met'le MoMA'ya gitmeniz bence çok güzel bir deneyim. Yani müze gezmeyi sevmiyorsanız bile pişman olmayacaksınız gittiğinize. Ha, bir tip de Met'e gittiğinizde çoğu insan çatı katının olduğunu bilmiyor. Ve çatı katı çok tatlı. Böyle Central Park'ı görüyorsunuz yemyeşil ve aynı zamanda işte Upper East Side'ı falan görüyorsunuz. Upper West Side'daki binaları görebiliyorsunuz çatı katından. Öncesinde, Covid öncesi orada bir bar vardı. Böyle bir şeyler alabiliyordunuz, içkinizi içebiliyordunuz. Sanıyorum ki şu an orada bar yok ama yine de çatı katına çıkıp o manzarayı izleyebilirsiniz. Ya da belki geldiğinizde açılmış olur. Ya New York'ta gerçekten her yer görmeye değer. Sokaklarda yürümek, bilmediğiniz bir, yani Manhattan için söylüyorum ben, Brooklyn tarafını çok bilmiyorum. Ama işte bilmediğiniz bir istasyonda inip etrafta yürümek falan pişman olmayacağınız şeyler. Böyle her sokağında farklı güzellik bulmanız mümkün. Böyle yani bu liste uzar gider gerçekten. Düşündükçe önerecek birçok şey çıkıyor ama böyle belli başlı, hani herkesin buraya geldiğinde gitmesi gereken, görmesi gereken yerler benim için bunlar. Evet, birinci sorumuzu cevaplamış olduk. Nice bag. Thank you. My man's bag. My man purse. And do you want to know what a man has in his purse? A sandwich. You're like Joey. And a bottle of Limonata de Sicilia. Sparkling lemonade. Perfect. I see myself in here. Gün yaptınız mı ve nerede evlendiniz? Great question. Aynen. Düğün yapmadık, hayır. Aslında yapmak istiyorduk. Mayıs, 2020 Mayıs'ta İzmir'de planlamıştık. Yeri falan tutmuştuk. Ama Covid nedeniyle, thanks Covid, İptal etmek zorunda kaldık. Burada New York'ta evlendik. 2019 Mayıs ayında. Manhattan'da bir City Hall'de evlendik. Kanada'dan arkadaşlarımız geldi. Buradaki arkadaşlarımız geldi. Sonrasında da bir arkadaşımızın rooftop'ında akşam kutlamasını yaptık. Böyleydi nikahımız. Çok tatlıydı, güzeldi. Ama işte çok yakın aile ve arkadaşlarımızla birlikte olamadık ne yazık ki. Umuyoruz ki Türkiye'ye gelebilirsek, eğer geldiğimiz noktada böyle düğün gibi değil de artık böyle daha yemeğimsi, küçük, samimi bir ortam oluşturacağız ailelerimiz ve arkadaşlarımızın bir araya gelip evliliğimizi kutlaması için. Done. Shit, babe, I was not filming. Şaka yapıyorsun değil mi? I was not filming. You have to redo it? No. Yes? What do you mean? Yes, sir. Ask. Roman ile Türkiye'de nerelere gittiniz? Gittiniz. Evet, nerelere gittik Roman? İzmir'e gittik tabii ki. Roman ilk geldiğinde İstanbul'a gittik. Birkaç gün İstanbul'da kaldık. Ve o İstanbul'a ilk ve tek gidişimizdi birlikte herhalde. Where else? Muğla. Muğla'ya gittik. Selimiye'ye gitmiştik. Çeşme'de ve Foça'da çok yakın arkadaşlarımız var. O yüzden oralara gittik bol bol. Büyükada. Büyükada'ya gittik. Evet, İstanbul'da. İzmir, Çeşme, Foça, İstanbul, Muğla, Didim. Didim'e gittik. Didim. Evet. I think that's it, right? Uzak ilişki dönemimizde Roman genelde daha uzun süre kalıyordu yazın geldiğinde. O yüzden daha çok böyle yazlık yerlerde zaman geçirdik. Ama Kapadokya'ya gitmek istiyoruz birlikte mesela. İstanbul'a tekrar gitmek istiyoruz. Daha böyle turist gezisi yapabileceğimiz bir İstanbul planlamak istiyoruz. Böyle.
Bengisu. Yes, sir. Nasıl geldin New York'a? New York'a nasıl geldim? Aslında buraya gelişimiz çok plansızdı. Yani hiç New York'ta yaşayalım, buraya yerleşelim gibi bir planımız yoktu. Ben 2018 yılında Türkiye'den Kanada'ya okul sebebiyle, ya aslında oraya taşınmak amaçlı. Roman da Kanada'da yaşıyordu o zaman. Montreal'deydi o. Ben de Kanada'ya yerleşmek amaçlı bir okula kaydoldum orada. Centennial College'a. Toronto'daydı bu okul ve bir yıllıktı. Bir yılın sonunda da size orada eğitim aldığınız süre kadar çalışma izni veriyorlar. Ben de işte sonrasında iş bulurum, PR'a başvururum ve kalırım diye düşünüyordum Roman'la birlikte. Ama benim okulumun bitmesine yakın Roman'a New York'tan iş teklifi geldi. Kanada'da çalıştığı şirket New York'taki bir pozisyon için Roman'ı önerdi. Biz de bunun güzel bir fırsat olacağını düşünerek ani bir kararla 2019 Nisan ayında buraya taşındık. Şu an için hala buradayız gibi görünüyor. Bakalım. Evet, bunu böyle vlog gibi bir soru cevap olsun diye düşünmüştük. Ama soruların hepsini burada dışarıda cevaplayamayacağımıza karar verdik. Birazcık yorulduk açıkçası. O yüzden kalan soruları evden cevaplayacağız. Burada Roman da birilerinin fotoğrafını çekiyor. En sevdiği şey. Selam tekrar. Eve geri döndük. Artık buradan devam edeceğim sorulara. Gördüğünüz gibi tek başımayım artık. Roman beni terk etti. Call of Duty oynamak üzere bana yardımı kesti. O yüzden tek başıma devam ediyorum. Sena Dilmaç demiş ki, orada ne iş yaptığını, hangi eğitimleri aldığını merak ediyorum. Bu gibi sorular çok gelmiş. Ne iş yaptığımı merak eden, burada okuyor muyum, çalışıyor muyum, ne yapıyorum? Bu tarz çok fazla soru var. Ne yapıyorum burada? Burada okula gitmiyorum. Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladım. 2015 yılında mezun oldum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden. Daha sonra 2018-19 yıllarında Kanada'da Centennial College'da International Business Management eğitimi aldım. Şu an burada bir okula gitmiyorum ya da herhangi bir eğitim almıyorum. Çalışma konusunda da biz buraya geldikten sonra, buraya taşındıktan sonra benim belgelerimi, buradaki vizemi ve çalışma iznimi vesaire almam bir yıl sürdü. 2020 yılı Şubat ayında tam böyle work permit'imi aldım, vizem tamam, her şeyim yolunda derken Covid patlak verdi. O nedenle bu konuda pek şanslı olamadım. Birçok işe başvurdum ama bir geri dönüş olmadı henüz. Şu anda tekrar vizemin yenilenme sürecindeyim ve bu süre içerisinde de work permit'imin olmadığı bir zaman dilimindeyim şu anda. Zaman değil mi? Evet. O yüzden şu an için bir işte çalışmıyorum. Ama ilerisiyle ilgili Roman'da kendi işimizi başlatma gibi bir planımız var. Şu an onun adına hiçbir şey yapmadık, hala fikir aşamasında. Ama yakında buna gereken zamanı ayırıp bir şeylere başlama isteğindeyiz, öyle diyeyim. Böyle bu sorunun cevabı. Souffle the Cat demiş ki, yabancı biriyle evlenirken aileni ikna etmen zor oldu mu? Çevrenden nasıl tepkiler aldın? Bu da en çok sorulan sorulardan biriydi. Ailemi ikna etme diye bir süreç yaşamadım açıkçası. Dil okulundan sonra Kanada'dan döndüğümde zaten Roman'la olan ilişkimiz başlamıştı. Birkaç aydır birlikteydik. Ve annemle ben Kanada'dayken zaten telefonda konuştuğumuzda bahsediyordum Roman'dan. Ben Türkiye'ye döndükten sonra Roman işte gel git yapmaya başladı Kanada Türkiye arasında. Ve ilişkimizin hani devam edeceğini anlamış olduk o aşamada aslında. Ailemle tanıştı, çok sevdiler birbirlerini. Yani ailem tarafından hiçbir ikna edeceğim bir durum yaşamadım. Dediğim gibi Türkiye'ye geldim, Roman gelip gitmeye başladığında tanıştılar. Sonra işte zaten benim tekrar Kanada'ya gitme planlarım vardı hep. O süreç içerisinde de hep destek oldular. Genel olarak bütün süreç boyunca 2 senelik uzak ilişki dönemimizde ve sonrasında benim Kanada'ya gitmem kesinleştiğinde ve o süreçte, ya bütün bu süreçlerde oldukça yardımcı ve destek oldular. Çevremden nasıl tepkiler aldım? Çevremden de
yani oldukça güzel tepkiler aldım. Ne diyeyim? Yani bütün yakın çevrem, ailem, arkadaşlarım vesaire mutlu olduğumuz için mutlulardı onlar da. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık bu konuda. Evet. Begüm Gültekin demiş ki: "Merhaba. İleride Türkiye'ye dönme planınız var mı yoksa New York City mi hep? Yakın gelecekte böyle bir planımız yok. Tabii ki zaman neler getirir, neler gösterir bilemiyorum. Sonsuza dek New York'ta kalacağız demiyorum tabii ki. Burada vizeyle kalıyoruz sonuçta ve vizemiz yenilenmediğinde bir noktada taşınmamız gerekecek buradan. Ama öyle bir şey olursa da muhtemelen ya tekrar Kanada'ya dönüş yapabiliriz ya da Paris'e gideriz diye düşünüyoruz. Eğer taşınacak olursak buradan bir sonraki lokasyonumuzdan önce belki işte Türkiye'de 1-2 ay zaman geçirebiliriz diye konuşmuştuk. Ama gidip kalıcı Türkiye'ye yerleşip orada yaşama gibi bir planımız yok şimdilik." Evet, Selin Bahadıroğlu demiş ki: "Kanada'da mı yaşamak, Amerika'da mı yaşamak?" Yani Amerika'nın her yerini görmedim sonuçta. Hani New York'ta yaşıyoruz ve sık sık Miami'ye gidip geliyoruz. Onun dışında hani tam genel Amerika'da yaşamak konusunda bir şey söyleyemem. Diğer yerlerde yaşamak konusunda bir şey söyleyemem ama Miami ve New York'u gördüğüm kadarıyla Amerika'da yaşamak diye cevap vereceğim buna. Ya Kanada gerçekten özgürlük, eğitim, işte sağlık sektörü, insan hakları vesaire ideale çok yakın bir ülke olduğunu düşünüyorum. Şöyle, ben Kanada'da olduğum süre boyunca Toronto'da yaşadım ve birkaç ayımı Montreal'de geçirdim. Üniversite dönemi sık sık işte her hafta sonu Montreal'e gidip geliyordum, Rom'un orada yaşadığı için. Bir de Quebec City'ye gitmiştik ziyaret etmek amaçlı, yani iki günlüğüne gezmek için. Bu gördüğüm 3 yere dayanarak söylüyorum bunu. Benim için, Rom'un için de öyle. İklim önemli. Yılın 9 ayı boyunca üşüyüp işte 3 ay boyunca bütün yapabileceğiniz, dışarıda yapabileceğiniz aktiviteleri 3 aya sıkıştırıp geri kalan süre boyunca böyle donarak yaşamak istemiyorum gerçekten. O kadar soğuk oluyor ki hava, sürekli böyle kışın -18, -20 derece ve benim bu akıl sağlığımı etkilemeye başlamıştı artık sonunda. Bilmiyorum, o yüzden hani Kanada'da özellikle benim gördüğüm yerlerde dışarıda rahat geçirebileceğiniz ay sayısı 3. Yani 3-4 ay diyelim. Onun dışında gerçekten çok soğuk, kapalı hava, işte kar yağıyor, her yer buz vesaire. Hani bu birazcık benim yaşam isteğimi kıran bir faktör. O yüzden Amerika'da yaşamak derim. Ama ideal olarak işte Kanada'nın bu saydığım eğitim sistemi, sağlık, hukuk, insan hakları vesaire bütün bu güzel özelliklerini alıp Amerika'ya koysak herhalde sonsuza dek burada yaşamak isterim diye düşünüyorum. Başka bir soru. Polina ile nasıl tanıştınız, nasıl arkadaş oldunuz? Ben Polina'yı çok geç keşfettim sosyal medyada. Kanada'ya gittiğimdeydi galiba, 2018'de falan. O zaman takip etmeye başladım. Sonra bizim New York'a geleceğimiz kesinleştiğinde de onun da New York'ta yaşadığını biliyorum. Böyle bir ilgim arttı. Tanışsak çok iyi arkadaş olacağımızı düşünüyordum hep. Biz buraya taşındıktan birkaç ay sonra New York Fashion Week zamanı Polina bir story paylaştı. İşte Maybelline'la birlikte buradan bir takipçimle video çekeceğiz New York Fashion Week için. Bana mesaj atabilirsiniz vesaire, bu tarz bir şeydi. Ben de mesaj attım. 1-2 gün sonra galiba mesajıma geri döndü. Seninle devam etmeye karar verdik diye. Çok sevindiğimi ve heyecanlandığımı hatırlıyorum. İşte videonun çekildiği süre boyunca gayet güzel zaman geçirdik. Ben açıkçası birazcık utangaçtım ve çok gerilmiştim. Hani ilk kez kameranın karşısında bir şey yapıyordum sonuçta. Ama yine de güzel zaman geçirdik. Günün sonunda işte video çekimi bitti vesaire. Eve dönerken aynı metroyu kullandık. Birlikte eve döndük. Asıl o zaman daha çok konuştuk. Böyle birazcık samimi olabileceğimizi hissettik diye düşünüyorum. Çünkü video çekilirken hani çok fırsatımız olmamıştı konuşmaya vesaire. Birbirimize numaralarımızı verdik. Öyle sonrasında da bir kahve içmek için buluştuk. Bir daha buluşalım, işte şuraya gidelim, buraya gidelim derken bir baktık ki arkadaş olmuşuz. Ve gerçekten çok iyi oldu. Yani Polinalar buradayken çok iyi vakit geçiriyorduk birlikte. Burada olmalarını Rom'unda ben de özlüyoruz. Umarım bir gün tekrar kalıcı olarak buraya yerleşirler biz gitmeden önce. Ve birlikte daha çok anılarımız olur diye umut ediyorum. Evet, Bodhi gibi bir köpek sahiplenmek istiyor musun evinde? İrem Su sormuş. Şöyle ki, zaten köpeğimiz var gibi şu anda. Bodhi bizimle geçen sene Mayıs'tan beri birlikte. Sanırım bir yıldır Bodhi ile birlikteyiz. Artık benim köpeğim varmış gibi hissediyorum. Gerçekten köpeğimin olduğunu düşünüyorum artık. Herhalde benim olsa Bodhi'yi, bizim köpeğimiz olsa bu kadar severdim diyorum. Ama muhtemelen daha çok severdim. Bilmiyorum. Bilemiyorum gerçekten.
Her neyse, şu an için her şey çok iyi gidiyor bu ile. Gün içerisinde birlikte zaman geçiriyoruz ve akşamüstü evine dönüyor sonuçta. Hani o yüzden bize de nefes olacak bir zaman kalmış oluyor. Ya da işte hafta sonu bir plan yapacağımızda. Çünkü köpek de bazen bir yere gitmek, işte toplu taşıma kullanmak vesaire zor oluyor. O yüzden hani hafta içi evde olduğumuzda köpeğimiz var. Hafta sonu da istediğimiz gibi işte rahatça istediğimiz yere gidiyoruz ya da tatile gidebiliyoruz mesela. Ne yapacağız, köpeği nereye bırakacağız diye düşünmeden. O yüzden şimdilik bu şekilde iyi gidiyor. Yani şu an için kendimize ait bir köpek sahiplenmeyi düşünmüyoruz. Ama ileride olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük sorumluluk. Yani çocuğunuzun olması gibi bir şey. Ve çocuğunuzun olmasından daha zor tarafı, çocuklar sonuçta dediğim gibi büyüyor ama köpek ömrü boyunca bir bebek gibi sürekli ilgilenmeniz gereken, işte günde bir iki kez dışarı çıkarmanız gereken, evin içinde işte onu eğlemeniz, sıkılmaması için onunla oyunlar oynamanız gereken, sürekli ilgi isteyen bir şey sonuçta. O yüzden şimdilik, yani şu anki düzenimizde Bonnie'nin part-time bizimle birlikte olması daha çok işimize geliyor açıkçası. Ama belki ileride en azından mesela daha büyük yaşam alanımız olan bir yere taşınırsak düşünebiliriz. Deniz Taymaz demiş ki, New York'ta hayat nasıl gidiyor, aşı falan oldunuz mu? Çok severek takip ediyorum seni, kalp kalp. Çok teşekkür ederim. New York'ta hayat güzel. Açıkçası normale dönmüş gibi artık. Burada hiç, bu arada lockdown yaşamadık. Hiçbir işte evden çıkma yasağı, Black Lives Matter zamanında işte insanlar sokağa çıkıp toplanmasınlar diye bir öylesine bir kısıtlama koymuşlardı. Onun dışında işte ne hafta sonu ne akşamları vesaire hiç kısıtlama olmadı burada. O yüzden böyle istediğimiz zaman dışarı çıkıp en azından parka gidip orada zaman geçirebildik bu süre içerisinde. Şu an mesela restoranlarda zaten outdoor kısımları bayağıdır açık. Indoorlarda şu anda belli bir kapasiteye kadar açık. Herhalde bu ayın sonunda işte barlarda falan da oturmak serbest olacakmış artık. Yani burada hayat güzel gidiyor. Kendinizi koruduğunuz, maskenizi taktığınız süre boyunca istediğiniz her şeyi yapmakta özgürsünüz açıkçası. Aşı kısmında da evet, bize aşı sırası geldi. Sesim çok kötü. Evet, bize aşı sırası geldi. İlk aşımızın randevusunu aldık. 4 Mayıs'ta olacağız. Birincisini Pfizer-BioNTech aşısından alıyoruz. 4 Mayıs'ta birincisini, ondan 3 hafta sonra da ikinci aşıyı olacağız. Bakalım, ilk başlarda böyle aşıyı olmalı mıyız, olmamalı mıyız diye tereddüt ediyorduk ama olmamız gerektiğine karar verdik. O yüzden 4 Mayıs'ta ilk dozumuzu alıyoruz. Evet, son bir soru ile artık videonun sonuna gelmek istiyorum. Çünkü hem sesim çatladı hem ışık gitti. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi ışık gitti. O yüzden bu son soru olsun. Özlem demiş ki, farklı kültürlerden gelmeniz hayatınızda kalıcı zorluklar oluşturdu mu, çok merak ediyorum. Oluşturmadı. Yani tabii ki zaman zaman anlaşamadığımız anlar oluyor ama hani bir kültür çakışması ya da işte birbirimize kültürlerimizi dayatmaya çalıştığımız falan hiç olmadı. İkimiz de olabildiğince açık görüşlü olmaya ve birbirimizi tolere etmeye çalışıyoruz bu konuda. Çünkü ikimiz de farkındayız ki bazen birbirimizi anlayamayacağımız noktalar olacaktır tabii ki. Başka kültürlerden geliyoruz sonuçta. Birbirimizin kültürünün en iyi kısımlarını alıp harmanlayarak birlikte kendi kültürümüzü oluşturmaya çalışıyoruz zamanla diyeyim. Tabii ki bu hani hiç anlaşamadığımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hani bunun farklı kültürlerden gelmemiz nedeniyle hayatımızda oluşan kalıcı zorluklarla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok anlık anlaşmazlıklar oluyor. Sonra işte konuşarak anlaşıyoruz bir şekilde. Güzel bir iletişiminiz varsa bu tarz şeylerin çok problem olacağını sanmıyorum. Şöyle bir bakıyorum, cevaplamak istediğim her soruyu cevapladım mı diye. Genelde bu arada en çok sorulan, en çok tekrar eden soruları cevaplamaya çalıştım. Bu ilk soru cevap videom olduğu için böyle olsun diyelim. Bundan bir sonrakinde daha böyle eğlenceli sorular ya da böyle garip soruları falan cevaplarım. Öyle belki daha değişik bir soru cevap videosu da yapmış oluruz. Ama bunda daha çok böyle benimle ilgili merak edilen şeyler. Ki bunlar genelde işte New York'la ilgili sorulardı, işim mesleğimle ilgili sorulardı, Roman'la ilgili sorulardı. Bunları böyle bir genellemiş olalım diyelim ilk soru cevap videomda. Evet, böyle. Artık iyice sesim gitti. Bilmiyorum fark ediliyor mu ama o nedenle artık videoyu kapatıyorum. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Bir sürü soru vardı gerçekten. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.